Sayın basın mensupları, değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Günlük basın toplantımızı bugün İzmir İl Başkanlığımızda yapıyoruz. İl Başkanımız Deniz Yücel'in ev sahipliğinde. Basın toplantımıza İzmir Milletvekillerimiz Sevda Erdan Kılıç, Sayın Kamil Okyay Sındır ve Sayın Taceddin Bayır eşlik ediyorlar. Ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Ebru Okay da bizimle beraber bu toplantıda. Türkiye'nin yoğun bir gündemi var. Bu gündemi bugün İzmir'den değerlendiriyoruz. İzmir'e özel birkaç değerlendirmemiz de olacak ama öncelikle Türkiye kamuoyunu çok yakından ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanıyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında söylediği bazı ifadeler bir köşe yazarının köşesine taşınmış. Oradan okuduk. Bu ifade aynen şöyle. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, keşke Esad Özbekistan'a gelseydi. Görüşürdüm, yüzüne söylerdim ama o gelmez diyor. Şimdi bu cümleyi kullanmış olabilir ama bu cümleyi Hürriyet gazetesindeki bir köşeye taşıyan nedir? MKYK toplantısı Cemurların olduğu, dinlemenin mümkün olmadığı, büyük bir gizlilik içinde yapılan bir toplantı iken toplantının en can alıcı cümlesi bugün Hürriyet gazetesinde bir köşede. Bu ne demek? Bu servis edilmiş demek. Yoksa köşe yazarının gidip de ortam dinlemesi yapması veya oradaki bir kişinin o kişiye bilgi aktarması değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal olarak, perde arkası olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini servis etmesi söz konusu. Bunu bütün gazeteciler bilir, bunu bütün vatandaşlarımız da bilsin. Yani Tayyip Bey hangi hal ve şartta olursa olsun Esad'la görüşmeyi kafaya koymuş ve bunun yolunu yapıyor. Hem Türkiye kamuoyunu hazırlıyor hem de Esad'a, ihtimal o ki Esad açık bir talepte bulunsun demiş, Esad'a selektör yapıyor. Bunu görmek, bilmek için kahin olmaya gerek yok. Tabii bunu Reuters'ın bir süredir geçtiği Hakan Fidan'ın Suriye İstihbarat Başkanı ile arka arkaya yaptığını belirttiği görüşmelerden ayrı tutmamak lazım. Ama bunu şöyle okumak gerekiyor. Esad'la görüşülmelidir. Esad'la aracı olmadan görüşülmelidir. Doğrudan görüşülmelidir. Bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız 2002 yılından beri 10 yıldır dilinde tüy bitene kadar söylüyor. Dilinde tüyler bitti. Peki o günden bugüne ne oldu? Katil Esad'la görüşmem. Esad'ın elinde kan var. Artık o benim için Esad değil, Esed. Diktatörle görüş diyenler gitsin kendi görüşsün diyenler seçim senesine gelinince bugün başka bir noktaya geldi. Ey Merkel deyip U dönüşü yapıp Şansölye Merkel'in karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Macron deyip Macron iyi dostumdur diyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Trump deyip Trump'tan destek isteyen, Trump'ın ona hakaret mektubunu katlayıp nezaketle gidip Trump'a götüren ve bu konuda bir kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Biden deyip Biden'a hayırlısı olsun ziyareti için sırf telefonda 4 ay sırada bekleyen Recep Tayyip Erdoğan. Rus uçağını ben düşürdüm diye övünüp Rusya'ya özür mektubu yazan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu U dönüşünü yapacağı zaten belli, zaten kaçırılmaz. Ama 2012'den beri Kemal Kılıçdaroğlu diplomaside kavga olmaz, komşuyla diplomasiyi terk etmek, görüşmemek olmaz dedi, sen görüşmeyeceğim dedi. Bugün bu noktaya gelene kadar ne oldu? 245 şehidimiz var. Hangi tarihten beri? 22 Haziran 2012'den bugüne. Tam 10 yılda 245 şehit. Polis, asker, kamu görevlisi. Hepsi bu inadın sonunda Suriye'de şehit olan evlatlarımız. 245 biriket evde, 245 camsız evde, 245 koca Türk bayrağı, 245 ağlayan ana,
245 kahrolan baba, 245 ocağa ateş düştü. Bugün gelmiş, Esad'la görüşmek isterdim. Çok geç kaldınız, çok canlar yandı, çok yüreğimiz yandı. Bugün gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyordu dün? Bir gece ansızın gelebilirim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askerlerin Kıbrıs tarafına söylediği şarkı bu. Bir gece ansızın gelebiliriz. Oradan kendine kahramanlık devşiriyordu ama meğersem o bu şarkıyı bilindik makamında en naif şekilde Esad için söylüyormuş. Bir gece ansızın gelebilirim. Bekle beni diye. Şimdi cevap beklediği belli. Görüşecek. Görüşmesinde şaşılacak bir şey yok. Yine de görüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama Esad'la görüşerek, bütün komşularla görüşerek, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, Güvenlik Konseyi'ni bu işe dahil ederek Suriye'deki savaşı bitirecek, Suriye'deki iç karışıklığı sonlandıracak, Türkiye'deki bütün sığınmacıları Suriye'ye geri gitmelerini sağlayacak yöntem, formül, irade Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bu irade Millet İttifakı'ndadır. Sorunun sebebi olanlar sorunun çözümü olamazlar. Bu sorunu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına bela etmiştir. Atatürk'ün komşularla iyi ilişkiler içinde olun vasiyetini terk ederek, Atatürk'ün komşunun iç işlerine karışma, toprak bütünlüğüne saygılı ol vasiyetini terk ederek, komşundaki devlet dışı unsurları değil, ülkenin resmi yöneticilerini muhatap al ilkesini, vasiyetini terk ederek Suriye'deki karışıklıktan ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan doğrudan ve tek başına Recep Tayyip Erdoğan sorumludur. Bunun altını çizmek gerekiyor. Seçim senesi olana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbe finansörü şerefsizler diyenler birkaç bin, 10 bin, 20 bin dolar için, 10 milyar dolar, 20 milyar dolar için şerefsiz dediklerine evlatlarına sarılır gibi sarıldılar. Düne kadar biz Cemal Kaşıkçı'nın dosyasını iade edersek çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız diyen Recep Tayyip Erdoğan dosyayı hediye paketiyle yolladı. Seçim senesi dünyanın hiçbir yerinden kendisinin içinde bulunduğu durumda, Türkiye'nin düşürdüğü itibarsız durumda kendisinden selamlaşan yok. Yarattığı düşmanlarla barışarak dış politikada iyiye gidiş göstermeye çalışıyor. Bu tamamen bir illüzyondur. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu ülkede yaşayan insanların karnı toktur. Bu sorunların çözümünün tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin geleneksel, barışçıl, ilkeli ve dış politikada dengeli tutumunu sürdürmesi, yeniden o dış politikayı inşa etmesiyle mümkündür. Suriye'de de bütün komşularla da barışa ve iyi ilişkilere kapı aralanabilir. Ama bu kapının aralanması seçimde sandığa giren seçmenin oyu kullandıktan sonra perdeyi aralayıp çıkıp oyunu sandığa atmasıyla başlayacak. Ondan önce sorunun sebebi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sorunun çözümü olacağını kimse düşünmesin. Böyle bir ihtimal yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mücahit Arınç bir televizyon programında SPK ve rüşvet iddiaları ile ilgili şöyle söylemiş. İddialar ve bu iddiaların ciddiyeti ve gerçekliği ile ilgili bir durum varsa mutlaka soruşturulmalı. Gereğinin yapılması elzemdir. Bu devletin malı gereğinin yapılmasını gerektirir. Şimdi bir zamanlar Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kimsenin demediğini diyen, söylediğini tersten söyleyen, görece AKP'nin tutumuna göre daha sağduyulu, bazen daha vicdanlı pozisyonlar açan, AK Parti'nin siyasi riskini sigortalayan bir rol üstlenirdi kendisi. Ama her
kavşakta, her sıkıntıda, Recep Tayyip Erdoğan her bunaldığında ilk yardıma o koşar. Sonra yine başka bir pozisyon açar. O pozisyonda bazen çok kötü sözler duyar. Bazen de iş öyle kapanır gider. Mücahit kardeşimiz babasının rolüne soyunuyorsa o rolden babası ne kazandı, Türkiye ne kazandı onları değerlendirsin. Ama bir gerçek var. Bugüne kadar 2,5 hafta önce, yani bundan tam 18 gün önce biz suç duyurusunda bulunduk. AK Parti'den ses yok. Savcılardan ses yok. Emniyetten ses yok. Mücahit Arınç'tan ses var. Mücahit Arınç'ın sesi kendini bağlar mı bilmem ama partisinden duymayı beklediğimiz ses çok daha yukarılardan ve esas milletin beklediği ses savcılardan. İsimlerinin başında Cumhuriyet unvanını taşıyan savcıların bu kadar kokuşmuş, bu kadar rezalet bir duruma kayıtsız kalmalarına günü gelince biz kayıtsız kalmayacağız. Daha önce söyledik, bir daha söyleyelim. Soruşturan soruşturur, soruşturmayan soruşturmaz. Gün gelince bunlar zaten soruşturulur ama o gün, bugün soruşturmayanlar da soruşturulur. Bunu akıllarını başlarına alsınlar ve gün gelince bugünkü ben bir şey yapmadım. Bazen bir şey yapmamak bir şey yapmaktır. Bu kadar pisliğe, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar kokuşmuşluğa bir şey yapmayan Cumhuriyet Savcısı emin olun bir şey yapıyordur. Bunu da tarih önünde ve emin olun kanun önünde gelecek dönemlerde, gelecek dönemde bunun hesabını kendisinden sorarlar. Gelelim İzmir'de de gündemde kalmak için her yolu deneyen Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a. Şehircilik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son bir haftanın en çok konuşulan Adalet ve Kalkınma Partili siyasilerinden bir tanesi. Bir toplu konut projesi açıklandı. Şimdi daha fare doğurdu ama toplu konut projesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Türkiye'yi sadece yoksulları değil, eskinin orta direğini, memurunu, emeklisini, işçisini, herkesi birden yoksullaştırıp orta direği çökerttiler. Bugün evi olmayan herkes kendi imkanlarıyla ev alamaz. Mutlaka sosyal konutlara ihtiyaç var. Bu doğru ama bugün takip edilen yöntem doğru değil. Efendim AK Partililer, CHP sosyal konut projesine karşı. Sosyal konut projesine karşı değiliz. Bu projede karşı olduğumuz 4 şey var. 4 şey. 1, yüksek ödemeler. 2, peşinat istenmesi. 3, 6 ayda bir ödemelere zam gelecek olması. 4.'sü de eve geçmeden kira ödeme zorunluluğu. Biz 1 Ekim'de kanun teklifimizi veriyoruz. Kanun teklifimizi hazırladık, veriyoruz. 1 Ekim'de mecliste gündeme alınmasını bekliyoruz. Biz diyoruz ki 5.500 lira asgari ücret alan bir asgari ücretli ya da şu anda evi olmayan tek maaş bir polis, bir öğretmen, bir infaz koruma memuru, bir küçük esnaf kirayı mı ödeyecek, bu parayı mı ödeyecek? Onun için diyoruz ki başvursunlar, evler yapılsın, eve geçsinler, kira ödemekten kurtulduğu ay kira ödemeye başlasın. Hatta diyoruz ki 3 ayda eve taşınma masrafları için almayalım, eve taşındıktan 3 ay sonra ödeme başlasın. Bizim karşı olduğumuz budur. Bugün 60 bin lira peşinat istiyor. Ya kim kaybetmiş de 60 bin lirayı evsiz, barksız, asgari ücretli kirada oturan adam bulmuş? Zaten 20 lira, 30 lira burasına kadar kredi kartı borcunda, oradan çekiyor, buradan çeviriyor. Peşinatı kaldırın diyoruz. Diyoruz ki bu tutarlar yüksek. Bakın sanki Banker Castelli gibi tanıtım yapıyorlar. Sosyal konutların en önemli kısmı 3 büyükşehire ve büyükşehirlere yapılacak. Açıklama yapıyor. 2280 lira. Hani derler ya 2280'den başlayan taksitlerle. Ben olsam 2199 lirada derdim. Hatta 1999'dan başlayın diyeyim, daha küçük görünür. Ya böyle bir şey olur mu? 2280 Niğde'de, Siirt'te,
Çorum'da. Ama iş gelince Ordu'ya, Ankara'ya, Antalya'ya, İzmir'e, Manisa'ya zaten 2+1 2280 değilmiş. Tam tersine burada ödenecek para 3000 liraya yakınmış. Çünkü konut büyük şehir olmayan yerlerde 608 bin lira, büyük şehirlerde 679 bin lira. Bakın bir gecede konuta %15 zam yaptılar. İstanbul'da ise 780 bin lira. Bir gecede %30 zam yaptılar. Açıklarken konut 608 bin lira, taksiti 2280'di. İstanbul'da 3000 küsur, İzmir'de 2900 lira taksitler. Bilen var mı? Yok. 3+1'lerde fiyatlar çok daha fahiş. O yüzden biz TOKİ'nin bu süreçleri iyi yönetmediğini söylüyoruz. Bu projeyi geldiğimizde yapmayacağız, başvurmayın demiyoruz. Başvuranın devlette devamlılık hesat evini biz teslim edeceğiz diyoruz. Ama bu TOKİ şu anda 55 bin kişi dava açmış, dairelerini teslim etmedi diye. Bu TOKİ böyle bir TOKİ. Perde takarken tavan, kornizden bir geliyor, tavan yıkılıyor. Bu TOKİ öyle bir TOKİ. Bu TOKİ şehirdeki alt işverene borç takan, o borcunu ödemeyince kendisinden alışveriş yapılan nalburu nalbureyi de batıran bir TOKİ. Biz gelince gerçek sosyal konutlar, gerçek projeler olacak. Bu proje olması gerektiği gibi değil. 1 Ekim'de bir düzeltme kanun teklifimiz olacak. Düzelirse ne ala, düzelmezse gelince düzelteceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Tabii bu Murat Kurum çıkmış bir de dün şöyle söylüyor. Asgari ücretli 2200 TL'lik taksiti çok buldu. Tabii bu asgari ücretlinin Siirt'te, Niğde'de oturuyor olması lazım. Küçük şehirlerde. Uşak'ta oturursa olur. Buradaysa 3000 lira bu para. Asgari ücretli 2200 TL taksiti çok buldu. Borç istemeye de utandı. Öbür kampanyamıza başvursun. 1200 TL taksitle arsasını alıp kendine ev yapsın. Ya böyle bir şey hakikaten, yani evladım seni kim okuttu derler böyle çocuklara. Ya bu nasıl bir şey ya? Sayın kurum, seni hangi okulda kim okuttu kardeşim? Nasıl bir eğitimin? Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Adam 5500 lira asgari ücret alıyor. 2200 lira taksit ödeyememiş. 1200 lira öde diyor, arsa vereceğim. Üstüne evi kendin yaparsın. Ya neyden yapacak? Kumdan mı yapacak evi? Çocukların legosundan mı yapacak evi kardeşim? Neyden yapacak evi? Para yok diyor adam, para. Para yoksa arsa al, üstüne evini yaparsın. Triplex villa yapacak. Ev yapacak, para olsa zaten öbürünü alacak. Bu kadar cehalet, bu kadar karşısındakinin aklıyla alay etmek olur mu? Evveli gün şunu diyordu. Ya borç alsın, borç almazsa fazla mesai yapsın. Sanki yapmıyor asgari ücretli. Fazla mesai var da yapmıyor. Ya da ikinci bir işte çalışsın. Gündüz fabrikada preste çalış diyor. Gece uyuma, çoluğunun çocuğunun yanına gitme. Git başka bir yerde bekçilik yap. Ya da taksi kullan. Sabah yine işe git diyor. O kolunu koparırsın. Biz de sana hastanede gelir geçmiş olsun deriz diyor. O inşaattan düşersin diyor. Ya bir bakan, günde 10 saat çalışan asgari ücretliye ek iş yap der mi ya? Bir kere kanunen yasak. Olmaması lazım. Ama insan çoluğunun çocuğunun yanında huzurlu geçireceği 6 saatte de ek işte çalışmayı tavsiye ediyor. Bakın İzmirliler, Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinleyenler, bu ülkenin güzel insanları, bunlar bu kadar kötü adamlar. Kendilerinin bir eli balda, bir eli yağda, bir eli balda, altlarında son model Mercedes senin benim paramla, çocukları hepsi yurt dışında okurlar. Dün açıkladık, Tayyip Erdoğan'ın 4'te 4. Sana geldi mi eve gitme, ek işe git. Ne için? 2200 lirayı ödemek için ek iş yapman lazım. Ek işte çalış diyorlar. Tabii bu kurumun diğer önemli gündemlere gelmeden İzmir'le ilgili küçük bir gündemimiz var. Bu kurum çıkmış geçen gün demiş ki şu an maalesef İzmir beceriksiz, liyakatsiz ve bu noktada algı oluşarak
işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Hadsiz. Hadsiz. İzmir'de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir'de yönetimdeyiz. Nerede? İlçe belediyelerimizde. En aşağısında %60, %70, %78, %80 oy aldığımız ilçeleri yönetiyoruz. İzmir'in seçmeninin her 10 kişiden 6'sı, 5 kişiden 3'ü İzmir'i sen yönet demiş. 10 seçmenden 8'i belediyemi sen yönet demiş ilçemi. Sen işgal altında diyorsun. %22 oyla iktidara gelmiş. %22 oyla İstanbul Büyükşehir'i yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan. %22. O zaman işgal denmemiş de %80 oya. Nerede kaldı milli irade? Kendinize verilince baş tacı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilince hava aşağı. Seçmenlerimiz görsün, bu Murat Kurum böyle bir adam. Demokrasi, oy kendilerine verilirse demokrasi, öbür türlü hadsiz bir şekilde İzmirli seçmenin tercihini aşağılıyor. Sen kimsin? Atanmış. Bahsettiklerinin hepsi analarının ak sütü gibi helal aldıkları yüksek oylarla seçilmişler. İzmirliler onu seçmiş. Sen Tayyip Erdoğan'ın atanmışısın. Sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Daha da İzmir'in iradesine bu lafı söyleme. İzmirliler senin alnını karıştıracak zaten. Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir. Gel. Binali Bey çok biliyordu Binali Bey. Atanmışların en büyüğü. Çok biliyordu. Binali başbakanlığa biner. İnali iner. Binali meclis başkanlığına biner. İnali iner. Bine yine makam kalmadı altında. Şimdi Siirt'te orada burada saçma sapan dolanıyor. Hadi bakalım gel. Çık İzmir'de. Büyükşehir'e mi aday olursun? İlçeye mi aday olursun? Hodri meydan. Seç. Mahalleden muhtar adayı ol. Karşına çıkacak aday senin alnının karışını alacak. Sen İzmir'de muhtar olamazsın Murat Kurum. Muhtar olamazsın. Hadsiz atanmış. Ağzına dolamıştı İzmir metrosu. Efendim bütün yaptıkları ihalelerde teklifi veren ikinci firmaya verilebilir gerekçeler bilmem neler. Ağzına dolamıştın. Aha bak ne olmuş. Nurol İnşaat. Dilekçe vermiş. Senin gazınla başvurdular ya mahkemeye bak. Dava konusu iddia ve taleplerimizden vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin talep ve haklarımızla dahil olmak üzere kayıtsız şartsız feragat ediyoruz. İş bu sebepten davaların tümünden feragat ederiz. Ne bu? Buca metrosu. Sen durduracaktın ya. Tunç Soyer metro yaparsa bu seni çıldırtıyor çünkü senin için Bucalı'nın kolay ulaşım yapması değil. Senin için CHP'nin zor durumda kalması önemli. Metronun önündeki yasal engeller kalktı. Tunç Soyer zaten açıkladı. Dediğinde 20 günde 15 gün kaldı. İlk kazıkları çakıyoruz. Geceliğin rüyanda hisset inşallah o kazıkları Murat Kurum böyle. Beynine beynine çakıyoruz. Dakadanak, dakadanak, dakadanak. O kazıklar rüyana girsin senin. Biz bu metroyu yapacağız. Sana rağmen yapacağız. Saraya rağmen yapacağız. İzmir'deki bir diğer sıkıntı, onu da diyelim sonra Fuat Öktay'a ve diğer iki konuya geçip tamamlayacağız. Barolar Birliği avukatlar spor oyunları yapıyor. İzmir'de yapılıyor. İzmir Barosu'nun gayretleriyle İzmir'e alınmış. Türkiye'den çok sayıda avukat İzmir'e gelecek. Usulüne uygun başvurmuşlar. 31 Ağustos'ta da başvurularından 20 gün sonra olur diye cevap almışlar. Uçak biletleri alınmış, otel rezervasyonları yapılmış, salonlar, sahalar tutulmuş, servisler kiralanmış, her şey olmuş. Tam 8 Eylül'de başlayacak, telefon açıyorlar ve diyorlar ki valilik bunları iptal etti. Bugüne kadar Türkiye'de 18 festival iptal edildi. Festival ve konser, büyük konser iptal edildi. En sonuncusu da bu. Gerekçe de yok. Ama tabii bu İzmir gibi bir şehri
ve Barolar Birliği'ni, savunma mesleğinin meslek örgütünü cezalandıracaklar. Çünkü onlarla aynı görüşte değiller ya. İzmir'i de cezalandırıyorlar. Maliyet Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği diyor ki 350 milyon TL maliyeti var bu işin bize. İzmir'e 350 milyon TL zarar. Hadi bir şey yapmıyorsunuz, hizmet etmiyorsunuz, bari gölge etmeyin. Önce izin verip sonra bunu iptal etmişler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu doğrudan husumet. Bu doğrudan yargının en önemli bileşeni savunma makamına ve onun özgür iradesiyle seçtiği meslek örgütüne hakarettir. Bunun, bu yapılan işin izahı yok. Şimdi Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı dün Binali Yıldırım Sinop'ta zırvalamıştı. Ona gerekli tepkiyi göstermiştik. Bugün Fuat Oktay Sivas'ta konuşmuş. Çıkmış diyor ki muhalefet PKK ile FETÖ'nün arka bahçesine masa kurdu, topluma fitne servis ediyor. Bir hadsiz atanmışlık örneği de burada. Bu kıymetli kardeşimiz meclise gelir, atanmış ya, seçim bilmez, seçilmişe saygı bilmez, paldır küldür salona girer. Bu kardeşiniz usul yönünden itiraz eder. Henüz bunun salona girmesine meclisimiz kabul oyu vermedi. Sorulacak. Bu atanmış salona girsin mi? Konuşma yapacak diye. Bunu salondan çıkarırlar. Bu gider ağlar. Meclis başkanı beni salondan çıkardı. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcıma bilmem ne. Bu böyle şuursuz atanmışın tekidir. Yine bir başka yerde kürsüde konuşurken sataşırlar. Bir saçmalık yapar. Meclis başkanı buraya in oradan der, kürsüden iner. İşini görür tekrar binder, ağırına gider gider yine reisine ağlar. Bu hadsiz atanmış, tutmuş şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve birlikte millet masasında oturduğumuz beş değerli lidere akıl almaz laflar söylüyor. Fuat Oktay, bu lafları derhal geri alacaksın. O bütçe konuşmasında o salona geldiğinde geçen seferden beter olursun. O bütçe sunumunda o sunumu sana yaptırmazlar. Yalanın, iftiranın, hakaretin bir dozu var. Sen ki FETÖ'ye ne istediyse verdik de diyen, ne istediğinizde vermedik diyen adamın atadığısın. Sen ki 15 Temmuz'da meclisi bombalayan uçakları FETÖ'nün altına veren siyasetin atadığısın. Sen milleti ezen tankların mazotunu 12 Eylül 2010'da FETÖ ile birlikte dolduransın. Senin siyasetin bu ülkenin başına FETÖ'yü bela eden ve senin siyasetin sırf İstanbul seçimini kazanmak için İmralı'daki terör örgütü başından mektup okutan, senin siyasetin TRT'nin kamerasını 33 askerimizin kanı elinde olan Osman Öcalan'ın ayağına yollayan siyasettir. Bunları duymak istemiyorsan haddini aşmayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve millet masasına bu lafları söyleyebilmek senin ne hakkındır ne haddindir, seni bundan men ederiz. Bir atanmış olarak haddinizi bileceksiniz, ona göre davranacaksınız. Kamu personeli seçme sınavı 18 Eylül pazar günü yapılacak arkadaşlar. 18 Eylül pazar günü yapılacak sınav, biliyorsunuz 20 tane sorusu bir dershanenin kitapçığından çıkan sınav. Bu ilk rezalet değil. Geçmişte FETÖ döneminde soruların çalındığı, cemaate servis edildiği ve şu anda belki örneğin kendi mesleğini yapamadığı için başka işler yapan on binlerin, yüz binlerin hakkının yendiği AKP döneminin son rezaleti sınav konusunda. 20 yıl boyunca saçmaladılar, en son üstüne mum diktiler KPSS sınavıyla. İnsanlar
yazın ortasına kadar gece gündüz çalıştılar, sınava girdiler, sınav iptal oldu. Sınavı iyi geçip hakkı olanlar bu pazar aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlamayacağını bilmeden stres içindeler. Analar, babalar günlerce çocuklarının uykusuz kaldığını, yemekten içmekten kesildiğini, demoralize olduğunu ve bu sınavın tekrarının büyük haksızlık olduğunu ama tekrarlanmasa haksızlığın daniskasının olduğunu söylüyorlar. Ve o soruların sızdırılması ya da önceden bilinen sorunun sorulması aşamasıyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu faaliyete geçirdi. Devlet Denetleme Kurulu savcılığı göreve çağırdı. Ayrıca ÖSYM Başkanı görevinden alındı. Bunların hepsi o iki günde oldu. O günden bugüne ne oldu? Sonuç, kimseyi görmedik savcılıkta. Bir kelime açıklama yok. Bu soruları ÖSYM Başkanı kendisinin girmesi yasak olan matbaada kendi mi basmış? Bu soruları kim seçmiş? Kim karar vermiş? Kim onay vermiş? Kim sızdırmış? Kim kaçırmış? Hiçbir şey yok. Ruslar Pekcan dezenfektandan yolsuzluk yapar, istifa etti, konu kapandı. Sarayda rüşvet karşılığı saraydan randevu ayarlar danışman, geçen hafta görevden aldık, sorun yok, gitti, kapandı. Efendim SPK başkanı canını okur şirketlerin borsa yatırımcısının, istifa etti, konu kapandı. Beşi büyükşehir, yedi belediye başkanı ya yolsuzluk ya FETÖ deyip istifaya zorlanır, istifa ettiler, konu kapandı. Nasıl kapanır ya? Bu sahra altı cumhuriyet mi bu? Afrika'daki sahra altı devlet mi burası? Okyanustaki muz cumhuriyeti mi burası? Bir suç varsa suçluyu çıkaracaksın, cezasını çekecek. Ama biliyor ki sorgulandıkça, ipin ucunu çektikçe sökük gidecek, gidecek, en tepelere kadar gidecek. Nereye kadar geleceğini bildiği için istifa etti, konu kapandı. Bu konu kapanmaz. Bu konu böyle kaldıkça mahşere kadar kapanmaz. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Pazar günü sınava girecek. Bütün mağdur öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Ümit ederiz en az adaletsiz sonuç ortaya çıkar. Çünkü bir adaletsizlik olacağı kesin. O sınavla bu sınav biri olmayacak. Birilerinin hakkı yenecek. Ama o hakkı yenenlerin hepsi bilsin ki ailelerinin, bunun bir tek sorumlusu var. Dengesiz, denetimsiz, her şeyi ben bilirim diyen tek adam rejimi. Bu iktidar değişmeden bu haksızlıklar bitmeyecek arkadaşlar. Benim gündeme dair değerlendireceklerim bu kadar. Sizlerin soruları varsa sorularınızı yanıtlarız. Buyurunuz. Sayın Tunç Soyer'in açıklaması, daha önce de dile getirdik, bir kez daha söyleyelim. Sayın Tunç Soyer'in konusu şu: muhteşem bir hazırlık yapmış. Bütün ekibiyle, diğer belediyelerimizle birlikte ve İzmir düşman işgalinden, Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tarihine, şanına, şerefine, kendisine yarar bir şekilde ve dünyadaki bütün bu konuya meraklı herkesin dikkatini çeken ve rekorlar kırarak tarihe geçecek bir şekilde kutladı. Burada Cumhur İttifakı'nda büyük bir hazımsızlık başladı, bir karın ağrısı. Bir şey bulalım da çamur atalım. Bulurken baltayı taşa vurmuşlar. Nedir? 100 yıl önceki yöneticiler, bakın geçmişteki de demiyor Tunç Soyer. 100 yıl önceki yöneticiler diyor. 100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler. Şimdi buna Osmanlı'ya saldırdı diye saldırdılar. 100 yıl geriye aldığında tarih 1922. Kim
iktidar sahibi Vahdettin hem saltanatın hem hilafetin başı. Öbürü kim? Damat Ferit Paşa hükümeti. Başka iktidar sahibi yok orada. Nutkun birinci sayfası, Samsun'a çıktığımda memleketteki genel görünüm. Atatürk diyor ki Vahdettin soysuzlaşmış, kendini kurtarmak için her şeyi yapar durumdaydı. Damat Ferit hükümeti de beceriksizdi, haindi, padişahla birlikte kendilerini kurtaracak her formüle evet diyecek durumdaydılar. Şimdi Tunç Soyer'e sen bunu niye dedin diyene, Tunç Soyer'in ve bizim cevabımız biz demedik, Atatürk dedi. İtiraz eden Atatürk'e diyor. Çelişkisi olanın çelişkisi Atatürk'le. Tunç Soyer'in özetlediği konu, Atatürk'ten aktardığı mevzu, işgale karşı direnmenin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Yoksa demezler mi? Diyorlar ya sen Osmanlı'nın paşasısın. O güne kadar öyle. Canını koymuş Trablusgarp'ta, Balkan Harbi'nde. Ama sonra padişah soysuzlaşmış diyor Atatürk. Öbürü ihanet içinde. Memleketi kurtaracak kimse yok. Kendileri peşinde. O yüzden hakkında Vahdettin'in idam fermanına rağmen Samsun'dan Sivas'a gidiyor ve kurtuluş mücadelesini başlatıyor. Şimdi Atatürk bunu niçin Kurtuluş Savaşı'nı yaptığını anlatmak için söylüyor. Birileri de diyor ki bunu söyleme, bu doğru değil. Onlar hattı zatında o zaman Kurtuluş Savaşı'na, işgale direnmeye, Yunan'ı denize dökmeye mi karşı? Bunların çok sevdikleri hocası Fesli Deli Kadir, keşke Yunan kazansaydı diyordu. Atatürk heykelleri gün gelecek, sokaklarda köpek leşi gibi sürüklenecek diyordu. Zihniyet aynı zihniyet. Bunlar bu cümleleriyle akıllarının arkasındaki gerçek fikirleriyle asıllarına rücu ediyorlar. O yüzden bu konuda Cumhur İttifakı açısından tartışacak bir şey yoktur. Millet İttifakı'nda Atatürk sevgisinde, milli mücadele, milli mücadele kahramanlarına saygı, Atatürk'e saygı, Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenme noktasında en ufak bir çelişki, en ufak bir sorunumuz da yoktur. Buyurunuz. E-Ticaret Kanunu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da desteklenen ve 13+2 yanılmıyorsam 15 maddesiyle destek verdiğimiz, ancak görüşmeler sırasında da bazı maddelerine itiraz ettiğimiz bir kanun. Bir maddenin iki fıkrasına hukukçularımız, o da maddedeki ceza olmasın diye değil, ölçülülük ilkesine aykırı. Yani kazanç üzerinden değil de ciro üzerinden çok büyük, ölçülülük ilkesine aykırı bir sorun olduğunu tespit etmişler. Anayasa Mahkemesi buna bir baksın dedik. Cumhuriyet Halk Partisi çıkan bütün kanunlarda onlarca maddeyi götürüyor. Ancak Hamza da televizyona çıkmak istemiş, biraz gündeme gelmek istemiş. Hak da veriyorum. İletişim Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakıyorsunuz Twitter'da 30.000 tane takipçi var. O da istiyor haber olsun, o da istiyor gündeme gelsin, o da istiyor birazcık benim de adım sanım basın bültenlerinde geçsin. Çıkmış, bu kadar milli kanuna neden karşı çıkıyorsunuz kardeşim? Anayasaya aykırı bir iş yapmadıysan neden korkuyorsun? Biz varıp da Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle gayri yasal bir yere gitmedik ki. Anayasanın en temel güvencesi Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bir maddenin iki fıkrasında ölçülülük ihlal edilmiş mi diye. Sen bu kanunu 3 ay önce getirdin de biz hukukçularımızla tartıştık da hep beraber konuştuk da sonra oy verdik. Sonra da Anayasa Mahkemesi'ne götürmek ki gecenin bir yarısı getirdiniz. Saraydan da geçirmeyin diye. O diyor ya, oradan mı baskı geldi, buradan mı? Saraydan bu kanun geçmesin diye dünya kadar da telkin geldi, müzakere etti bunlar. Biz de dedik ki oy vereceğiz, geçirelim, geçirdik. Geniş incelemede iki fıkrada, madde de değil fıkra, 13 maddenin fıkralarından bir tanesindeki, maddelerinden bir tanesindeki iki fıkrada ölçülülüğe göre itiraz ettik. Bozulursa ne olur? Kaldı ki bir sene, 1,5 sene bu haliyle yürürlükte sorun yok. Hamza'da kimin işini takip ediyorsa panik olmasın.
1,5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi bozdu mu? Ölçülük ilkesine uygun o maddeyi zaten biz yapacağız. Mecliste hep beraber. Bir tek fark olacak. Bizimkiler AK Parti'nin oturduğu yerde oturuyor olacak. Hamza Dağ da eğer böyle garanti bir sıradan yazarlarsa muhalefet partilerinin olduğu böyle daha sağda olur. Ana muhalefet olacaklarını düşünmem. Daha böyle sağda bir yerde arkada köşede olacak. Oy verirsin geçirirsin Hamza Bey. 1,5 yıl zaten kanun yürürlükte. 1,5 yıl sonra iptal olsa sana söz, Özgür Özel sözü o gün hızla getireceğiz. 6 aylık süreyi beklemeden hemen o maddeleri getirip anayasaya uygun halini geçireceğiz. Kimin işini takip ediyorsa Hamza da endişe etmesin. Onlara desin ki tamam ben sözü aldım merak etmeyin. Anayasaya aykırılık tespit olursa anayasaya uygun bir şekilde doğru şekilde bu madde yine yazılacak desin. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Kanunun temeline de bir itirazımız yok. Şimdi biz İyi Parti ile aynı parti değiliz. Aynı parti olsaydık ya Meral Hanım'ın yakasında CHP rozeti ya bizim rakamızda güneş olurdu. Partiler arasında bir ittifakın bileşenleri arasında bir cümle hüküm olarak mı kuruldu, aynen mi kullanıldı kadar nüanslar, küçük farklar olabilir. Bu Millet İttifakı'nın gücünü gösterir. Örneğin Devlet Bahçeli hayat ekonomik pahalılık var. Ekonomik pahalılık yok demek milletin aklıyla alay etmektir diyen bir üyesini milletvekiline hop ihraç ediyor. Neden? İttifak ortağımızda milimetre birazcık fark yaptım falan. Ki o esaslı bir fark. Cumhur İttifakı böyle bir ittifak birbirlerine her geçen gün benzeyen ve birbirinden ayrılamayan Millet İttifakı ise bazı farklı görüşlerini demokratik olarak savunabilen bir ittifak. Meral Hanım'ın cümlesinden kriz çıkarabilmek için çok büyük bir siyaset mühendisi olmak lazım. Meral Hanım keşke kendi cümlesi gibi değil Atatürk'ten alıntıladığını söyleseydi diye söylemiş. Biz de Atatürk'ten alıntıladığını nutku açıp okuyarak söyledik. Burada bir sıkıntı yani anneannem rahmetli şöyle derdi. Hani sizin sorunuza Millet İttifakı aman evladım derdimiz olacaksa bu kadar olsun. Millet İttifakı ile aramızda sorun olacaksa bu kadar olsun yani. Hüküm cümlesi miydi değil miydi? Kendi cümlesi demiş. Biz Tunç Soyer'in cümlelerinin Atatürk'ün hangi kastıyla alıntılandığını birkaç kez bu sefer de biraz önce değerli meslektaşınız sorusuyla açıkladık. Buradan Millet İttifakı'na bir kriz çıkarmak mümkün değildir. Buyurun. Efendim, Zafer Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalar olmuştu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi, Türkiye'nin savaş başlarının kısmında. Siz bu açıklaması değerlendiriyorsunuz. Şimdi bütün dünyada sağ popülizme yönelip oradan bir şeyler elde etmek isteyenler olur. Onlar da o ülkenin en etkin siyasetçilerine, siyasetçisine sataşarak kendilerini gündemde tutmak gibi bir taktikleri vardır. Ben bahsettiğiniz isimle Sayın Genel Başkanımın ismini aynı cümlede anmaktan kendimi men ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yok, o gazeteci.